tane figür var. Bayan figürü aşağı doğru çekilmeye çalışıyorlar. Bunlar onlar için çok önemli kültürel bir gelişme. Kız çocuklarının ergenliğe adımı ve evliliğe adımı anlamına geliyor. Bahsettiğim barbülük görüntüsü bu. Japonlar bu görüntünün çekici olduğunu düşünürken Amerika'da bu görüntülü insanlar ameliyata geliyorlar. Beni normal hale, kendi istedikleri hale sokun dediği. İşte barbülük görüntüsü dediğimizde minörün iyicene majörün altında kaldığı görüntü. Şimdi tabii ki pek çok kadın doğum dernekleri devreye giriyor. İşte herkes aynı model genitalyaya mı sahip olmalı? Aktivistler devreye giriyor. Pek çok sergiler düzenliyor. Hoşuma giden bir sergini size buraya koymak istedim. 400 tane dış genitalyanın alçısını alıp bununla ilgili 2008'den beri Great Wall of Vagina isminde bir sergi var. Ve bu sergide sanatçı şunu iddia ediyor. Genital bölgenin görüntüsü bir yüz görüntüsü gibidir. Çok karakteristiktir, kişiye özel bir durumdur. Lütfen dış genitalya öyle oynamayın. Şimdi hiçbirimizin iddiası normali anormali ayırmak değil ama hastaların talebi estetik algıyla alakalı olduğu için biz de aslında bir cerrah olarak, bir hekim olarak onlara bununla ilgili yardımcı olmak. Şimdi ilk dönemler, ilk zamanlar fonksiyondu dert. Daha sonra yavaş yavaş estetiğe döndü. Bunun da örneğini şöyle göstereceğim size. Bakın 2010 yılında Goodman'ın yapmış olduğu bir çalışmada 258 tane kadına sormuşlar neden bu ameliyatı geçirmek istiyorsunuz diye. %76'sı fonksiyonel sebepli demiş. Fonksiyonel sebep olarak söyledikleri şey aslında sürtünme, işte o bölgede büyük olmasına bağlı nem, kaşıntı gibi sebepler. Ama 2018, bakın çok yeni bir yayın, Mayıs ayında yayınlandı. Aynı soruyu 451 tane kadına sorduklarında bakın orana %81'i sadece ve sadece bu konuyu estetik kaygıyla yapıyorum. Yani bırakın fonksiyonu, ben dış görüntümün böyle olmasını istiyorum şeklinde cevap vermiş. İstatistiklerden bahsetmişti ilk oturumda arkadaşım. Bakın 2016'da yapılmış olan National Databank, ki bizim kendi databankımız yok. Onlar da American Society of Aesthetic Plastic Surgery Databank'ı. Kendilerine üye olan dermatolog, plastik cerrah, kadın doğumcu herkese gönderiyorlar mail ortamından aldıkları cevaba göre. Pek çok prosedür var burada, cerrahi veya cerrahi dışı. Ben sadece labioplastik kısmını aldım. 2015-2016 arasında %23'lük bir artış var. 2017 biraz farklı seyretmiş. 2016'ya göre %10'luk bir sayıda düşüş var. Ama dikkat çekici olan da 2012'den 2017'ye olan bütün ameliyatlara baktıklarında labioplasti %217 artmış. Dolayısıyla çok ciddi bir talep gören bir vukuat, sadece labioplasti üzerinden konuştum. Amacımız genital bölgeyi estetik hale getirmek. Bunu cerrahi veya cerrahi dışı yöntemlerle yapabiliyoruz ama kullandığımız kelimelere dikkat etmemiz lazım. Çünkü bazılarını eğer eğitimini almadıysak, sertifikasını almadıysak kesinlikle kullanamayacağız. Labioplasti hepimiz biliyoruz. Labium majör veya minörün redüksiyonu, augmentasyonu, rekonstrüksiyonu için kullandığımız bir şey. Vajinoplasti çapı daraltmak amaçlı kullanıyoruz. Hood redüksiyonunda kesinlikle glansla şapla uğraşmıyoruz. Sadece üzerindeki prepüsyumla uğraşıyoruz. Klitoroplastide ise konjektör adrenal hiperplezi gibi veya başka sağlık problemleriyle alakalı olarak o bölgenin düzeltilmesi. Yani artık glansdayız. Dermolipektomi, dermis artı lipid tabakasının beraber alınması. Mons plasti, mons pubis, yani venüs tüberkülü üzerindeki yapısal değişiklikleri sağladığımız prosedürler. İşte şu üçü isim hakkı arkadaşlar. Dolayısıyla bu üçünü direkt kullanamıyoruz. G-Shot, lazer vajinal rejimülasyon, designer, lazer vajinoplasti çok havalı kelimeler ama asla ve asla marketing kısmında kullanmamamız gerekiyor. Eğer bu konuda enstitüden eğitim almadıysanız, devlet mutlaka zimmetli isimler. Şu isim rejinoplasti, designer, lazer vajinoplastideki vajinoplastiye aldanmayın. Aslında herhangi bir vajen daraltması yok burada. Dış bölgede özellikle sadece klitoris ve labiumlarla ilgileniyorlar lazer cihazıyla. Lazer vajinal rejimülasyonda da asıl vajen çapını daralttıkları lazer teknikleri var. G-Shock ise hyaluronik asitle G-Spot bölgesinin augmentasyonunu sağlıyor. Onun dışında genitoplasti var, perinoplasti var. Bizim en çok kullandığımız perinoplasti zaten. Yaptığımız her türlü ameliyatta sitosal onarım da arkasından mutlaka bir koyduğumuz yapı. Himenoplasti, insanlarla konuşma fırsatı buldum, literatürlerini inceleme fırsatı buldum. Baktığımda hepimiz aslında onlardan daha deneyimliyiz. İnsanların aslında anlam veremediği bu revirjinizasyon olarak da geçen kelimede ozarı niye bir bütün haline getirdiklerini sadece kültürel bir farklılık olarak görüyorlar. Deneyimlerine baktıklarında aslında biz de hepimiz çok daha deneyimliyiz bu konuda. Vajinal rejiminasyon her şeyin rejiminasyonu olabilir. Bizim vajinal rejiminasyon kelimesini kullanırken kastettiğimiz şey şu. Hem fonksiyon hem seksüel düzelme, yani seksüel gratifikasyon. Burada pelvik taban da olabilir.
Onun dışında işte O şart dediğim, birazdan da anlatacağım, veya G şart dediğim her şey dahil olmak üzere vajen daraltması ve diğerleri vajinal rejimnasyon kelimesi altında kullanılıyor. Bu aralar liposculpture kelimesini çok duymaya başladık. Sadece liposuction değil, aynı zamanda bölgesel olarak yeniden düzenleme, kıvımların yeniden eski kıvamına kavuşturması amaçlı kullanılan bir kelime. Hızlı geçiyorum vaktinizi almamak için. Sayın Aşk Hocam, sanıyorum sizler yapıyorsunuz şu anda, hatta hazırlamıştınız. Bakın ne kadar az bir sayıyla insanlar böyle bir yayın çıkartmışlar. 2005 yılında 50 tane sayıdan bu çizimi ben bilerek koydum. Çünkü genişleme ve sınıflandırmayı konuşurken nereyi kastettiğimi anlamanızı isteyecektim. Çok güzel bir çalışma. Elinize sağlık. Ben okumayı hevesle bekliyorum. Bakın onlar sadece 50 tane hastayı, ki çok homojen bir dağılım bile olmasa bile çok güzel yayın haline getirmişler. Burada labiominörün uzunluğu ve genişliği ile ilgili ortalamalara bakacak olursak, bakın sayılar nasıl gösteriyor. Sınıflandırmaları gene Aşk Hocam'ın söylediği gibi çok önemsememiz lazım. Çünkü ortak dili kullanacağız. Bir raporlama sistemi yapmak zorundayız. Fotoğraftan bahsettik. Fotoğrafta hocalarımdan bir tanesi şöyle bir şey söylemişti bir toplantıda. Ben fotoğrafı çekerken parmağını da ekrana alıyorum ki hasta o fotoğrafın kendisine ait olduğunu söylesin. O kadar obsesif şekilde yaklaşabilirler olaya gerçekten. Dolayısıyla bütün dosyada bu tarz bir sınıflandırma kelime kullanmamız gerekecek. Ha, bu sınıflandırmaya göre mi seçeceğiz ameliyatımızı? Hayır. Hasta ne istiyorsa akılcı yaklaşımla, akla uygun olarak buna karar vereceğiz. Ama şu kadar santim olsun demeyeceğiz, ama bir protokolümüzün olması gerekiyor. Gene Aşk Hocam'ın dediği gibi en çok kullanılan Franco'nun sınıflandırması. 1990'lı yıllarda bu sınıflandırmayı kurmuş. Hedefi intrauterüsten en çıkıntı olan yere kadar. 2 santim, 2-4 santim, 4-6 santim ve 6 santim üstü. Chang farklı bir yaklaşım yapmış. Evet, 2 santimi gene alıyor tip 1 olarak hipertrofide. Tip 2, 2 santimin üstünde. 3 ve 4'te eğer yukarıya klitorisi kaparsa 3 diyor. Labium minörün hipertrofisi aşağıya doğru, perineye doğru inerse tip 4 diyor. Benim için de Motokef'in yapmış olduğu çalışma çok daha değerli. Çünkü önemli olan bence interlabial sulcus'tan başlayan genişlik. Amacımız ve hastanın beklentisi, labium majörün çok altında mı kalacak, hafif görünsün mü isteyecek, işte bunlar çok daha mühim. Interlabial sulcus'tan en geniş yere kadar ölçümlerle 2 santim öncesi, 2-4 santim ve 4 santim üstü diye sınıflandırma yapmış. Onun dışında Bamble'ın bir çalışması var. Bu durum simetrik olmak zorunda değil, tek taraflı olabilir. Bu prominent olan bölgenin üst 1/3'te, orta 1/3'te veya alt 1/3'te olmasına göre değişen sınıflandırma da bu. Amaç ve hedef dediğimiz gibi ortak dili konuşmak. Ama buna göre mi yapacağız? Hasta ne istiyor? Onu iyice dinledikten sonra yapacağız. Ameliyatlara girmiyorum. Hocalarım zaten çok daha kendi deneyimleriyle beraber bu konuyu anlatacak. Ameliyatların tekniklerinde literatüre ilk kim kattıysa, işte alter tekniği, sentral ve rezeksiyon tarzında kelimelerle insanlar bunu yürütmeye çalışmışlar. Yayını ve kullandığım tüm yayınları ayrıntılarına inmeden size sunarken sizlere ben bir dosya hazırladım. Bunların PDF'lerinin hepsi var. Eğer isterseniz onu da buraya yükleriz. Bunları da gayet güzel alırsınız. Resimlerden aldığım yerse 2017 yılında International Gynecology Journal'da yayınlanmış olan derli toplu bir resim olduğu için hepsini bir araya getirdim. Bunlarla ilgili algoritmalar da yapılmaya çalışılmış. Yani şöyle bir santim veya şu tip bir sınıflamada şu ameliyatı kullanalım diye. Fakat bu iş yürümemiş. 2010 yılında Ellsworth'un yapmış olduğu bir çalışma Franco'ya göre başlatmış. 1'de ve 2'de de epitelizasyon yaparız. 3'de ve 4'de işte trimming yaparız, vejrezeksiyon yaparız gibilerinden. Bununla ilgili daha sonra yine bir tane daha yayına denk geldim. Fakat bu iş yürümedi çünkü hastanın ne istediği çok önemli. Hasta eğer sınırların koyu renginin korunmasını istiyorsa farklı bir şey yapmamız lazım. Hiç problem değil, sınırlarımı alın diyorsa başka bir şey yapmamız lazım. Dolayısıyla bu tarz bir algoritmanın şu anda kullanımda yeri yok. Klitoral hood da aynı şekilde sınıflandırılmaya çalışılmış. Ostrazensky'nin ismini almıştınız. Evet, çok önemli bir kadın doğumcu ve kadın genital bölgesine bazı katkıları var bu konuda. Çok da ciddi tartışmaların içerisinde. Klitoral hood'un tümden kapatmış olduğu bir klitoris bölgesini tip 1 oklüzyon olarak söylüyor. Kendince hemen yanına da bir tane algoritma koymuş. İşte hidrodiseksiyon yaparım, ters bir plasti yaparım diye. Hipertrofik olup da klitoral hood'un hafif bir gap'in olduğu duruma tip 2 hipertrofik var ve subdermal çok ciddi bir epitel farkı da var, yani asimetri de var, DJ'ye de tip 3 demiş. Çok kullanımda mı değil.
Bu aralar özellikle bariyatrik cerrahinin artışıyla beraber karşımıza bu tarz hastalar da çıkabilir. Onun için Mons Plastin'in de sınıflandırması için size örnek koydum. Bu bir yazılı sınıflandırma değil. Marco Palesu isminde Marco Palesu 2 ve 3 iki tane kadın doğumcu baba oğul. Bunların sunumlarını dinleme şansını elde ettim 2018 İngiltere İSAK toplantısında. Aynen bunu altında linkini de ben koydum. Çok uzun bir video ile anlatmış yanında yapacağı ameliyat tekniğiyle beraber. Tip 1 deformitede gördüğünüz gibi hafif bir bulging var, aşağı doğru düşüş yok. Kriterini şöyle karnı yukarıya doğru çektiğimizde yani astığımızda bulging düzeliyor mu diye koyuyor. Tip 1 diyor eğer herhangi bir oynama yapmıyorsa. Tip 2'de birazcık daha bulging'in arttığını görüyoruz. Ama ne olursa olsun 1'de ve 2'de dışarıdan baktığımızda eksternal genitalya gayet net görünüyor. Tip 3'te artık yukarıya çektiğimiz zaman düzelen bir Mons pubis'imiz var. Kendi halindeyken yavaş yavaş kapanmaya başlamış bakın eksternal genitalya. Tip 4 deformitede ne kadar yukarı çekersek çekelim direkt kütotik bir görüntü. Genelde abnobiyoplastiği ek olarak yaptıkları Mons plastilerle bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Dipnot, hocalarımız söylemişti Amerika'da kadın doğumcular abnobiyoplasti de yapabiliyorlar. Liposculpture da yapabiliyorlar. Her türlü ameliyatı gerçekleştirebiliyorlar. Benim elimde lazer yok. Benim elimde radyo frekansı yok. Onun için bundan sonrasını literatür üzerinden götüreceğim sizlere. Lazer teknolojilerini zaten çok güzel anlattılar. Çok da üzerinde durmayacağım, canınızı sıkmak istemiyorum. Neye göre ayırdığımızı söylemem lazım. Sonuçta bir güçlendirilmiş ışık demeti gönderiyoruz. Ve bu ışık demetini güçlendiren lasing mediumlarına göre ya solid lazer diyeceğiz buna, ya gaz lazer diyeceğiz. Onun dışında diyot ve dye lazerler var. Solid lazerler dünyada da ender bulunan elementlerden üretilmiş ve en çok isminde duyduğunuz endiyak, eryak gibi lazerler. Gaz lazer, karbondioksit kullanıyorsa karbondioksit lazer, argon kullanıyorsa argon lazer veya eksimer lazer diye gidiyor. En çok duyacaklarınız da zaten karbondioksit de eryak. Şimdi kromofor demiştik, kromofor lazeri tutan hücreler ve major kromoforumuz vücudumuzun da zaten %70'ini oluşturan su. Onun dışında hemoglobin var, onun dışında melanin var. Melanini kıl tüyü için kullanıyoruz. İşte suyu genital bölge için kullanıyoruz. Su tarafından emilen lazer ışınları sayesinde penetrasyon derinliği sağlanıyor. Ona göre değişiyor. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz yapıda bakın. Çok özür. İnfrarede doğru gittikçe yani dalga boyları büyüdükçe dalga boyu gönderilen dalgalar halinde gittiği için ışık iki dalga arasındaki uzaklıktır dalga boyu da uzaklaştıkça bakın emilimler değişiyor, su tarafından görülme değişiyor. Az önce bahsetmiştik karbondioksit daha az su tarafından emiliyor diye. İşte bakın durum bu. Eryak en fazla su tarafından emilen şey. Onun için derinliği de en az inen eryak aslında. Karbondioksit 10.600'de, eryak 2.940'da çalışıyor. Bizim kıl tüyde kullandıklarımız neler var? Alexandrite var, işte endiyak var. Onların dalga boylarına baktığımızda birazcık daha ortalarda. Zaten 300 ile 1300 arasında visible ve en derine inen lazerleri kullanıyorlar. Birazdan geleceğim. Şimdi nasıl çalıştığına dair bir tane de örnek ben vereyim. Bakın ortalarda ablasyon zonu, mavi nekrotik zon, koagülasyon ve daha sonra reversible termal zon dediğimiz termal ısıl efektine bağlı. Az önce dermatolojiden doktor arkadaşımızın da söylemiş olduğu hiç yok proteinlerin devreye girerek bir şekilde iyileşme kaskadının tekrar başlaması. Growth faktörler devreye giriyor. Neokolajenizasyon, neovaskülerizasyon, ne oldu? Vasküler dönem arttı, transudasyon arttı, dolayısıyla lübrikasyon arttı diye giden bir kaskattan bahsediyoruz. Isı çok önemli demiştik çünkü kolajen dokusunu etkilemeye çalışıyor. Kolajen shrinkage yani kasılmayı sağlamamız lazım. Kolajen bağ dokularının arasındaki yani bağların kırılması lazım. Eğer bunu çok ileri ısılara götürürsek denatürasyon, koagülasyon, nekroz bizim bütün tümüyle dengemiz bozulacak. Hedef zaten belli ısıda kalmaktı. Şimdi lazer teknolojilerini nerede kullandık? Çok güzel anlattılar. Vajinal laksite. Bu vajinal atrofi. Aslında daha geniş çatı kelimesini kullanacak olursak genital üriner sendrom, menopozum. Onun dışında stres üriner inkontinans. Beraberinde ne oluyor? O bölgede özellikle anterior duvara attıkları zaman o bölgenin kolajen artışı, neovaskülerizasyon, his artışını sağladığı için seksüel gratifikasyon. Bunu pek çok şeye bağlayabiliriz. Çünkü subjektif bir değerlendirme. Hastanın dispronesi azaldığı için de gratifiye olmuş olabilir. İşte mukozal işte iyileşme sağlandı, biraz transudasyon arttı. Bundan da olabilir. Ve vulvar lightening bahsedildi az önce. Benim az önce kendi deneyimimden bahsetmiştim. Doktor arkadaşım
arkadaşım şu anda herhalde ayrılmış aramızdan. Meme kanserli hastalar arasında bir çalışma var. Gambaciani yapmış, 2017 Menopoz dergisinde yayınlanmış. 43 tane meme kanserinden hayatını kurtarmış olan fakat menopoza girmiş olan hastaya özellikle vulvovajinal atrofi ve kuruluk ve dispareuni hissinden dolayı 3 doz eryak uygulamış. Ve arkasından da uygulamış olduğu vajinal analog skor ve vajinal health indeksleriyle çok güzel ilerleme kaydettiğini ispat etmiş. Yani bu tarz lazer uygulamaları özellikle menopoza bağlı gelişmiş suni veya gerçek menopoza bağlı gelişmiş olan hastalarda hayat kalitesini yükseltmekte ikinci bir alternatif olarak, östrojene ikinci bir alternatif olarak kullanılabilir. Özellikle meme kanserinde östrojen de vermemeye çalışıyorsak zaten aslında çok güzel bir alternatif tedavide. Burada size ilginç gelebilecek Salvatore'nin çalışması olabilir. Salvatore'nin çalışmasında 5 farklı protokolü 5 tane postmenopozal prolapsus cerrahisi üzerinde kullanmış. Prolapsus nedeniyle hasta başvuruyor, prolapsusu düzeltiyor, fascayı plike ediyor, arkasından mukozayı bırakıyor. Ve lazeri bu tarafa uyguluyor, plike edilmiş tarafa. Karşı taraf gayet düz, yani kontrol grubu. Orada kendisi de aktive fibroblast, histolojik değerlendirme yapmış ve aktive fibroblastları tespit etmiş. Stres renal inkontinans, pardon'un çalışması var, az önce bahsedilmişti. Gambaciani'nin bir çalışması üzerinden karbondioksitin mi kullanacağız? Çünkü en çok o soru gelebilir. Eryak'ı mı? Hangisini seçeceğiz? Benim de kafam karışıktı. Aslında ne yapacaksak ona göre davranmamız gerekiyor. Biraz geniş yelpazede düşünmemiz gerekiyor. Karbondioksit eryak'a göre karşılaştıracağım size. Bu da aynı zamanda bir sözlü sunum üzerinden yazılı hale getirmiş. Klimakterik 2015'te yayınlanmış. Şimdi bakacak olursak karbondioksit lazer eryak'a göre su tarafından daha az tutuluyor. Daha fazla derine iniyor. Penetrasyon derinliği daha fazla. Dolayısıyla downtime, iyileşme süresi daha uzun. Hastaya ne diyoruz? Daha geç ilişkiye gir. Az önce bir soru vardı ne kadar ilerleteceğiz diye. Yaklaşık olarak seksüel aktiviteye geri dönüşü 10 gün olarak söylemiş. Dolayısıyla birinin birine üstünlüğü hakkında ekspert paneli düzenlenmiş. O da alttaki yayın. Bir iki dediğim gibi vereceğim bu yayınların hepsini isterseniz. Golden 2018 Haziran ayında yayınlanmış. Literatür taraması artı ekspert panelinden çıkan son konsensus şeklinde. Dedikleri şey şu, evet vajinal dokuda, vulvovajinal sendrom ve atrofi bulgularında ve üriner inkontinansta lazer uygulamaları kesinlikle iyi ve iyi tolere ediliyor. Kesinlikle güvenilir fakat birinin diğerinin üstünlüğü konusunda bir son noktaya varamamışlar. Bir diğer enerji temelli kullandığımız cihaz radyo frekans. Radyo frekans normal koşullarda hayatımızın her dalında var zaten. Televizyonda, radyoda, mikrodalgada her yerde kullandığımız bir şey. Bunun bir industrial, scientific medicine denilen bir aralığı var. İşte o aralığa ait bütün cihazlarda o ISM bandı denilen bir aralık. Bizim kullandığımız o aralığın içerisinde. Şimdi ne yapıyor? Elektrik akımı gönderiyor radyo frekans. Bu dokuya değdiğinde kinetik enerji yapıp ısı sağlıyor. Bu ısı ne yapıyor? Kolajen bandıllarının yıkımına, dolayısıyla kolajenin kısalıp kalınlaşmasına, yani bizim o tightening, istediğimiz tightening efektini sağlıyor. Şimdi ne oldu? Daha iyi bir cilt görüntüsü, daha gergin bir cilt görüntüsü ve alt tabakaya baktığımızda histolojik olarak neokolajenizasyon, işte o bölgeye akım artışı, kan damarlanma artışı, beraberinde transudasyon artışı, bunların hepsine baktığımızda işte uygulanım alanları burada. Radyo frekans yeni bir teknoloji değil. Daha önceden kullanılan pek çok alanı var tıpta. Ama kozmetikte de temperature cooled yapılmış. Bir şekilde ısıyı ayarlayabilir hale getirdikten sonra sadece ve sadece vajende ve vulva etrafında kullanabilecek hale sokulmuş. Altta da yine buralara girmeyelim madem öyle. Onların da iddiaları gene işte vulvovajinal laksitenin iyileştirilmesi, beraberinde o bölgede neokolajenizasyon, hissiyat artışı, seksüel gratifikasyon, satisfaksiyonun artışı işte gibi örnekleri olan pek çok yayından bahsedebiliriz. Golden o az önce söylediğim ekspert paneliyle beraber yapmış olduğu literatürde karşılaştırma yapmış. Monopolörü var, bipoları var, temperature kontrollü olanı var, kriyojen cool olanı var. Ne var karşılığında? Biri 3 seans gerektiriyor, biri tek seans gerektiriyor. Birinin işte hertz sayısı farklı, diğerinin hertz sayısı farklı. Buna göre yapacağınız uygulanım alanı neyse. Elbette ki burada biçeceğiniz fiyat, hitap ettiğiniz hasta portföyünüz neyse cihazınızı çok iyi çalışıp ona göre almanız gerekecek. Bunu ben 2018 yılının bu ISAK toplantısında sadece sözel olarak dinledim. HIFU teknolojisini transvajinal kullanmaya başlamışlar.
Bu daha önceden prostatta veya diğer işte uterin fibroid küçültmelerini kullanılan bir teknoloji olmakla beraber aynı mantığı transvajinal kullanım şeklinde vajinal laksite de kullanmaya başlamışlar. Ama bakın hiçbir yerde ben yayın bulmadım. Hiçbir yayın yok yani dayanağı görmedim. Türkiye'deki distribütörüne baktım, Kore malı cihazlar. 4000 küsür tane arama motoruna giriyorum. 4000 küsür tane cevap çıkıyor. Bir tanesi şey değil, yayın temelli değil. Hep reklam üzerine. Kore malı. Fakat dinlediğim kişi Polonyalı bir hekim. Kendi çalışmasını yazılı da sunmamış. Birikimini sundu şu kadar hasta üzerinde. Ve subjektif bulgularla iyi geldiğini söyledi. Şu anda HIFU vaginal laxity diye bir olay da var. Sanıyorum bir süre sonra bunun da çalışmalarını elde etmeye başlayacaklar. Dermatolojiden arkadaşlarım gitti herhalde. Elektroporasyondan bahsetmek isterim size. Aslında en çok onların kullandığı bir cihaz. Derma elektroporasyon sistemi, yani elektroporasyon sistemi FDA tarafından enjeksiyona alternatif olarak kullanımı açılmış olan bir sistem. Gönderilen elektrik akımı sayesinde ciltte su bazlı kanalları açıp cildin o porlarını genişletiyor ve makromoleküler yapıların içeriye nüfuz etmesini sağlıyor. Biz bunları nerede kullanabiliriz? Benim gördüğüm, aynen şöyle bir sahne izledim. Hastaya yaklaşık olarak bu bir BTL solüsyonu, klasik bir emla gibi bir krem değil, çok daha ağır, güzel bir solüsyon. Bunu yaklaşık olarak hastaya 20 dakika boyunca uyguluyorlar. O porlar açılıyor, bu güzel nüfus ediyor, hasta gayet rahat. Bir de arkasından pudender bloğunu yapıyor. İşte muayenehane ortamında çok ciddi vulva estetiği ameliyatları. Bu bir hipertrofik labyum da olabilir, vulva küçültme de olabilir. Her türlü cerrahisini bunun ardından gerçekleştirebiliyor. Dermoelektroporasyon veya elektroporasyon sistemi bizim sadece anestezi maddesinin daha derin nüfuzunu değil, aslında kolajen gibi, botoks gibi maddelerin de içeriye nüfuzunu artırabilecek bir alternatif seçenek olarak görünmeye başlandı. Dinlediğim toplantıda bir doktor bey Aldara'yı bu şekilde kullanmış. Yani eve gönder hastayı, sabah yıkasın değil, direkt polikliniğinin koşullarında, kendi muayenehane koşullarında, sanıyorum o da bir 15-20 dakika kadardı. Hiçbirisi yazılı değil, sözel konuşmalar. Aldara'nın kullanımını bu şekilde yaptıktan sonra çok daha çabuk kondilomdan kurtulduğunu söylüyor. Yani bazı ilaçları bu şekilde kullanabiliriz. Hyaluronik asit konuşuldu, gayet güzel. Ve zaten endojen olarak üretiliyor, su tutacak, bağ dokumuzun viskolestisitesini sağlayacak. Biz jinekolojide nerede kullanıyoruz? Özellikle lubrikan jellerin içerisinde ve hidrate edecek olan jellerin içerisinde kullanıyoruz. Bir diğeri de daha çok şu kelimeyi kullanıyorlar, yorgun vulva. Tired vulva kelimesini kullanıyorlar. O vulvanın işte elastikiyetinin kaybedilmesi sonrasında içeriye dolgu materyali olarak, ayrıntısına girmeme gerek yok. G-spot augmentasyonunda sayın hocam zaten bu konuya girmiş olacak. Lipid transferi de çok güzel anlatıldı. Belki bir cümle şöyle sarf edilebilir. Lipidi nereden alacağınız ve nereye sevk edeceğiniz çok önem taşıyor. Çünkü bir hafızası var. Dolayısıyla en fazla alınan bölgelerde alt batın, alt obdomen, pubis, flank, diz kalça, uyluk gibi bölgelermiş. Peki PRP, bu birazcık daha sempatik, azıcık üzerinde duracağım. PRP'yi hepimiz aslında yüzde biliyoruz, ortopedide biliyoruz, dental cerrahide biliyoruz. Genital bölge PRP uygulamaları artık gündemde. Bunlardan bir tanesi, buraya geçirmedim, OŞAT. OŞAT orgazm O'su. Bu da gene bir Charsons isminde bir doktor beyin kendine ait olan bir kullanım alanı. Gene durup dururken kullanamıyoruz. OŞAT orgazmın, yani seksüel doyumun artması amaçlı kullanılan bir teknik. Ben kısaca bahsedeyim. Üretranın en distal bölgesine, vajenle üretra arasına enjeksiyon sağlanıyor. Bir de klitorisin glansın arka tarafına ve iki yan tarafına yapılıyor bu. Oranları var yapılış şeklinin. İsmi OŞAT. Mesela birinci PRP'nin jinekolojide kullanım alanı. İçeriği itibariyle hepimiz biliyoruz, işte büyüme faktörleri ihtiva ediyor. Bunlar ne yapıyor? Bir şekilde yara iyileşmesi, kas kadını arttırarak gene neokolajenizasyon ve vaskülarizasyon artışını sağlayacak. Şöyle, liken sklerozis şu anda en çok gündemde olan kullanım alanlarından bir tanesi. Biri orgazm şattı, diğeri liken sklerozis. Kronik inflamatuar bir süreç, yama şeklinde lezyonlar yaratıyor, kaşıntılı lezyonlar ve ilerledikçe de hem fonksiyonel kayıp hem de yapısal anomali haline dönmeye başlıyor. Bu idrar, yani sadece ilişkiye girememe değil, idrar problemleri yaşayan kronik yara haline de gelebiliyor. Bir süre sonra maniniteler altından çıkabiliyor. İşte deneysel çalışmalar, tek başına PRP, PRP artı lazer, PRP artı radyofrekans gibi çalışmalarla liken sklerozis üzerine gidiliyor. Yapılan 2-3 tane çalışma sayıyı 25'in üzerine çıkartmamış. Eğer birleştirebilirsek
hep beraber multisentrik yapabilirsek, çünkü çok da böyle sık görülen bir şey değil, biyopsiyle önce ispat edeceksin diken olduğunu. Benim elimde şu anda sadece iki tane vaka var. Bir tanesi 3 doz birer arayla PRP'sini aldı. Sonraki ikinci ayında alacağım biyopsiyi bekliyor. Elimden geldiğince buradan vaka çıkartmaya çalışıyorum ama bana eşlik etmek isteyen olursa açığım. Liken sikleroza rahatlıkla kullanabiliriz. Dermis yapılan PRP şeklinde. Onun dışında vajinal atrofide çalışma var. İran'dan yapılmış. Sezaryen sıkarına yapıyor. Diş bölgedeki, ciltteki hastanın toparlanma sürecine yara yara enfeksiyonu oluyor mu olmuyor mu diye karşılaştırma. Şu an yayın aşamasında. Bunlar dinlediğimiz pres olan çalışmalar. Onun dışında ödem ve nekrozin azaltılmasında, tipik kronik yara ülser düzeltilmesinde, Asherman sendromu, yeni çıktı intersisyal sistit hayvan deneyi. Bunların üzerine artık dönen rejeneratif medisin diyorlar sanıyorum buna. Artık insanlar operasyondan kayıp biraz bu yönüyle ilgilenmeye başladı. Bunu da Sayın Alinsod'unki kitabını biliyorsunuz. Yanında bir miktar kalma şansım olmuş. Onun izniyle aldığım liken sikleroz arkasından nasıl geliştiğine dair. Bakın yavaş yavaş o bölgenin çok daha rahatladığını, bir miktarda olsa eskisi gibi östrojen kullanımına gerek duymadığını gösteriyor. Ama tabii ki şu anda liken sklerozda birinci seçenek hala östrojen kullanımı. Bleaching, renk açma, vulvar lightening olarak geçiyor. Yani tam bir vulvar beyazlatma demeyelim de aslında renk açma olarak konuşmamız gereken bir şey. En sık sebepleri aslında kronik iritasyon. Devamlı ağda yapılması, devamlı ince iç çamaşırı, sürtünme, obezite gibi durumlar makat bölgesinin etrafında, inguinal bölgede, labyumun iç ve dış yüzeyinde koyulaşmaya sebep olabiliyor. Onun dışında bazı tabii ki sistemik hastalıklar da var renk değişimine sebep olabilecek. Renk açıcı kimyasal ajanlar var. Dermatolog arkadaşımız burada olsaydı eğer ondan da destek almak isterdim. Tirozinaz inhibitörünü içeren, yanına da daha da rahatlatsın diye, çok kronik bir rahatsızlık yaratmasın, iritasyon yaratmasın diye C vitamini veya işte birbiri ekstralarını koydukları özel solüsyonlar var. Bir de kendisi de bahsetti zaten, lazerle renk açmayı kullanabiliyorlar. Burada rengin dermatolojik sınıflandırması var. Bir süre sonra, 4'ten sonra yani koyu renkli ciltlerde hiperreaktif hiperpigmentasyon dikkat edilmesi gerektiğine dair çalışma sonucu var. Şimdi hem güzelliğin hem de fonksiyonun bir arada düşünülmesi gerektiğini göz önüne alacak olursak, hepimizin aslında en iyi bildiğimiz yöntemi değil, her yöntemi bilip hastanın beklentilerini akılcı olacak şekilde karşılayabilecek bir bilgiye sahip olmamız lazım. İşte burada iyi bir eğitim, devamlı tekrarlayan eğitim, yaş kaç olursa olsun gerekiyor. Ben de burada size hem sizin adınıza hem kendi adıma, sayın hocalarıma, bizlere bu yolu açtıkları için teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.